merhabalar. Şimdi arkadaşlar MOSFET'imizi çalıştıracağız. Şimdi arkadaşlar MOSFET neden yürümüyor? Burada siz de bir düşünün. Gaza basıyoruz. Motosiklet yürümüyor. Bence arkadaşlar kayıştan. Neden kayıştan? Kayış arkadaşlar artık özelinde yitirmiş ve ön varyatör öle ile arka debriyaj arasındaki kavramayı yapmadığından MOSFET'imiz arkadaşlar yürümüyor. Bakalım arkadaşlar tezimiz doğru mu? Şimdi işlemleri hep birlikte başlayalım. Tabii değerli dostlar, bu kayışımızı elimizde biz yedek olarak tutuyoruz. Gördüğünüz üzere bu kayışın özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar 3000-5000'de yani sürekli yük bindirirseniz kopma özelliğine sahip. Ancak kontinental kayışımız kopmaz arkadaşlar. Onun da özelliklerinden bir tanesi bu. Ne yapar? Kavrama yapmaz. Ama bu kayış kopar arkadaşlar. Biz bunu yedek olarak elimizde tutuyorduk. Bugünlük değiştireceğiz. Ama kontinental kayışla tekrar yerini değiştireceğiz. Yedek olarak elimizde tutacağız. Evet, elimize kapağımızı aldık. Arkadaşlar bakım yapmıyoruz. Kayış değiştiriyoruz. Bilginiz olsun. Değerli dostlar, her fırsatta söylüyorum. Kaliteli şöyle bir lokma anahtarınız olsun. Evet arkadaşlar, arka varyatör açma aparatımız videolarımızda arkadaşlar yapılışı mevcuttur. Arkadaşlar aparatımızı daha önceden hazırlamış olduğumuz aparatımızı şu şekil debriyaj kapağımıza geçiriyoruz. Tarımızı göbekten takıp görüyorsunuz arkadaşlar şu şekilde açmış olduk. Gördünüz. Aparatımızı çıkarıyoruz. Şu şekil kapağımızı çekiyoruz. Aldık. Kapağımızın içini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hep bakım istiyor. Arkadaşlar ön varyatörü sökmeden kayışı değiştireceğiz. Bilginiz olsun. Asılıyoruz. Ve çıkarmış olduk debriyajımızı. Maş işimizi çıkartıyoruz. Ele alıyoruz. Arkadaşlar kayışımızın özelliğini şu şekil görüyorsunuz. Özelliğini yitirmiş durumda arkadaşlar. Arkadaşlar diş tarafı da kavramayı artık sıyırmış, unutmuş vaziyette. Kayışımız Continental arkadaşlar. Seri numarası arkadaşlar D010 669x18 255.388. Evet arkadaşlar yedek kayışımızı görüyorsunuz. Henüz kırılma yok. Ama arkadaşlar fazla dayanır mı? Dayanmaz. Dolayısıyla arkadaşlar her videomda size Continental kayış öneriyorum. Bu da çok sağlam bir kayış değil arkadaşlar. Motorumuz arkadaşlar 34.315 kilometrede. Arkadaşlar son zamanlarda motosikletimizin birçok parçasını değiştik. Bunlardan biri yağ, motor takozu. Arkadaşlar buna benzeri birçok parçasını değiştik ama bunlar arıza değil arkadaşlar. Kullanımdan kaynaklı parça değişimleri. Hemen bir sonraki videoda arkadaşlar ne yapacağız? Arka amortisör takozunu değişeceğiz. Evet arkadaşlar arka debriyajı takmadan önce şöyle bir kavrama yerini biz limpara atalım.
biz bakım yapmıyoruz arkadaşlar. Kayış değişiyoruz. Dolayısıyla ön varyatörü de açarsak, mutlaka sıkıntılar bulacağız. Çünkü uzun zamandır kullanıyoruz. Dolayısıyla sadece kayış değiştiriyoruz. Kayış değiştirirken de arka devreye takmamız için de gerekli işlemleri sizlere göstermeye çalışıyoruz. Arkaya devreç baratasının arkadaşlar ne kadar sağlam olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Sağlam arkadaşlar. Daha çok gider yani. Zaten arka devriyaj balataları kolay kolay bitmez. Asıl siz şöyle ön varyatöre dikkat ediniz. Balatalarımız arkadaşlar tek tek şöyle zımparalayalım. Kavramayı iyi yapsın diye. Arkadaşlar zımparaladık. Neden zımparalıyoruz? Arkadaşlar kavramayı kapakla birlikte kapağı iyi tutulsun. Kavramayı daha güzel yapsın diye. Arkadaşlar kayışımızı takmak için şu şekil gördüğünüz üzere kayışımızı şu şekil geçirip şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere tutuyoruz. Şimdi ön varyatöre geçirdikten sonra arkadaşlar şöyle yerleştiriyoruz. Şimdi değerli dostlar, eğer ki kayış koparsa ön varyatörü de açmadan değiştiremezsiniz. Neden? Ön varyatörün içerisindeki bagalar dağılmış olacak. Zaten kayışı araya sokamayacaksınız. Şimdi kapağımızı takıyoruz. Cıvatamızı takıp şöyle boşluğunu alıyoruz. Arkadaşlar şu şekil tekrar ne yapıyoruz? Hazırlamış olduğumuz aparatımızı varyatörümüzün arka devriyajımızın deliklerine geçiriyoruz. Bu aparat arkadaşlar çok önemli. Havalı tabanca olmadan da bu işlemi bu aparatla yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bakın, bu cıvatalar kaliteli cıvatalar değil. Dolayısıyla şu şekil görüyorsunuz. Güzelce takacaksınız dümdüz bir şekilde ve sıkarken de arkadaşlar düz bir şekilde arkadaşlar. Şu şekil değil, bakın. Göster kameraman. Bu şekil değil arkadaşlar. Bu şekil sıkarsanız arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Cıvatayı bozarsınız. Şu şekil tam oturtturup gördüğünüz üzere tam çevirin. Yeterli arkadaşlar. Şöyle aparatımızı tekrar söküyoruz. Dişliğimizi şu şekilde arkadaşlar takıp oturtuyoruz. Arkadaşlar baş tam oturması lazım. Dikkat edin. Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar kapağımızı alıp şu şekil vuruyoruz. Takıyoruz. Şurada arkadaşlar kablo bağlantıları tutan bir aparat var. Onu da takmayı ihmal etmiyoruz. Şu şekil cıvatasını taktık. Arkadaşlar şurada fren tel mekanizmasını tutan aparatı da takmayı şu şekil ihmal etmeyelim. En uzun cıvatalardan biri olan cıvatayı arkadaşlar farklı yerlere takmayalım. Yine söktüğümüz yere takacağız. Takarken arkadaşlar benzin taliye borusunu da takmayı tutturmayı unutmayalım. Arkadaşlar
Fazla sıkmayın. Alüminyum malzemeden yapılı olduğundan diş attırırsınız. Yeterli. Yeterli usta. Şimdi çalıştıralım usiyetimizi. Bas. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Kayışımız yenilendikten sonra tepkimeyi görüyorsunuz. Evet değerli dostlar, kameraman Ozan İnal Koç, görüyorsunuz. Yavaş yavaş kameramanlığı öğreniyor. Bu yolda adım adım ilerliyor. Yani birçok videolarda kameramanlığını Ozan İnal Koç yapıyor. Evet Ozan, bir şey söylemek ister misin? Söylemek isterim. Bize abone olmayı ve like atmayı unutmasınlar. Bildirim açmayı unutmasınlar. Evet. Yorum yapmayı unutmasınlar. İstedikleri bir şey varsa. Videolarda emek saklı. Övmeye karşılık. Sizden abone olmanız istediğimiz olmanızdır. Bir dahaki videoda görüşürüz. Sevgilerle kalın. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Ozan'ın da dediği gibi videolarımızda arkadaşlar emek var. Aşk var. Sevgi var. Sizler varsınız. Evet, çeşitli videolara konu olan RKS Blazer X serisi musletimiz arkadaşlar, kayışı nasıl değiştirilir umarım sizlere ayrıntılı bir şekilde göstermişizdir. Kanalımızda birçok çeşitli videolar mevcut olup arkadaşlar, sizler de kendinize bir şey katabilmek için kanalımıza abone olmayı asla ihmal etmeyiniz. Kanalımızda mutlaka arkadaşlar, mutlaka birinize hitap edebilecek bir videomuz mevcuttur. Birçok çeşit videolarda ve birçok bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenlikle kalın.